Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde harika bir yaban mersinli cheesecake yapacağız. Dokusuyla, görüntüsüyle, lezzetiyle sizi sizden alabilecek çok güzel bir tarif oluyor. Çayınızın kahvenizin yanına yakışabilecek çok güzel bir lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Bunun için öncelikle 200 gram kadar bisküviyi şöyle robotta güzelce bir çektim. Daha sonra bunları bir tabağın içerisine alıyorum. Bu arada 3 yemek kaşığı margarini güzelce erittim. Bunu da hemen bisküvilerin üzerine şöyle bir döktüm. Daha sonra bunları kum kıvamına gelene kadar şöyle kaşıkla güzelce bir harmanlıyorum. Ben burada kek kalıbı kullandım. Dikdörtgen bir kalıp kullandım. Bu kalıbın ölçüsünü ve kullandığım malzemelerin miktarını birazdan açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Dilerseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bisküvileri güzelce kalıbımın dibine döküyorum ve kaşığın ters tarafıyla güzelce bastırıyorum. Bakın görüyorsunuz zaten üzerinde hemen dondu bile. Daha sonra bir kabımın içerisine hemen iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. Bunun için e, 600 gram kadar labne peynir kullandım ben. Labne peyniri güzelce bir kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra arkasına şekeri gezdirdim. Ve arkasına hemen 2 tane yumurta kırdım. Burada kesinlikle mikser kullanmayın arkadaşlar. El çırpıcısıyla kullanın. E, bu şekilde yaptığınız zaman daha güzel bir sonuç alırsınız. Çünkü mikserle çırpıldığı zaman biraz daha fazla cıvıltıyor arkadaşlar. Daha sonra üzerine sütünü de ilave ettikten sonra hemen arkasına vanilyalı puding ekliyorum arkadaşlar. Toz puding olacak. Bunu ekliyorum ve güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Kalıbımın kenarlarını şöyle güzelce ile geçirdim ve iç malzemesini içerisine döktüm. Bakın görüyorsunuz bu şekilde şöyle güzelce dip koyduktan sonra salladım. Gözünüze fazla cıvık gelmesin. Çünkü bu çok güzel bir şekilde pişiyor. Daha sonra yaban mersinlerini şöyle dip kısımlarını temizledim. Yıkadım güzelce temizledim. Ben burada 150 gram kadar yaban mersini kullandım. Bunları şöyle güzelce bir tavamın içerisine aldım. Çeyrek çay bardağı şekerini de ilave ediyorum. Çeyrek limon ilavetim ilave ettim arkadaşlar. Limonun suyunu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce bunları bir karıştırıyorum. Bunu karıştırdıkça zaten birazdan göreceksiniz kendiliğinden sulanıyor ve çok güzel bir kıvam alıyor. Bakın görüyorsunuz rengi de gerçekten çok güzel oldu. Zaten biraz beklediğiniz zaman hafiften kendi kendine de koyulaşıyor. Daha sonra bu yaban mersinli karışımımı kekimi şöyle üzerine kaşık yardımıyla ara ara bir şekilde koyuyorum. Yaban mersini bu çiz keki e gerçekten çok güzel yakışıyor arkadaşlar. İnanın enfes bir lezzet, enfes bir tarif oluyor. Ben bunu evde yaptım. Yedikleri zaman inanın arkadaşlar dışarıda yediklerinizden çok çok farklı, çok daha lezzetli oluyor. Ve şöyle bir şiş yardımıyla, tahta bir şiş yardımıyla güzelce kenarlarında dağıttım ve bunu fırına veriyorum şimdi ısıtılmış fırında 180 derecede pişmeye gönderiyorum benim fırınımda arkadaşlar 1 saat 10 dakikada pişti bakın görüyorsunuz gerçekten de güzel oldu keserken bile hiçbir şekilde dağılma olmuyor çok güzel içinde çekmiş arkadaşlar harika bir tatlı oldu hemen şimdi bunu güzelce dilimlerine ayırıyorum ve hemen şöyle bir tane size dilimini çıkartıp sunumunu yapıp şöyle göstermek istiyorum. Enfes oldu arkadaşlar. Biz hatta soğumasını bile beklemeden ılık ılık yedik. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Bu dışarıda yediklerinizden çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz cheesecake çok pahalı ama evde kendiniz yaptığınız zaman gerçekten hem ekonomik oluyor hem daha sağlıklı dışarıda yediklerinizden. İnanın çok çok lezzetli, güzel bir tatlı tarifi oluyor hafif bir tatlı oluyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki güzel tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.